Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde ASP.NET ile web uygulamaları geliştirirken kullandığımız standart kontrollerinden olan listbox ve file upload kontrollerinin kullanımından bahsedeceğiz. File menüsü altından Open Project diyerek daha önce açmış olduğumuz standart kontroller isimli projeyi açın. Solution Explorer penceresinden Standart Kontroller adlı projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add, New Item seçeneğini seçerek projenize listbox.aspx isminde yeni bir web form ekleyin. listbox.aspx sayfasının tasarım alanındayken div etiketlerinin içerisine bir adet Toolbox penceresinden listbox kontrolünü ekleyin. Aşağı kısımda bulunan Design bölümüne tıklayarak ilgili sayfanızı tarayıcı üzerinde çalıştırdığınızda nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz. Listbox kontrolü görmüş olduğunuz üzere bir listeleme kontrolüdür. Dropdown list hakkında söylediğimiz her şey Listbox içerisinde geçerlidir. Arasındaki tek farkı biri rulo halinde açılabilir ve sadece tek bir öğe seçebilirken Listbox'ta ise rulo halinde olmadan tam bir liste şeklinde olarak ve çoklu seçime imkan tanıyan bir listeleme kontrolüdür. Eklediğiniz listbox kontrolünü mouse ile seçtikten sonra Properties penceresini açarak ID kısmına LST şehirler değerini yazın. Klavye üzerinden F7 tuşuna basarak listbox.aspx sayfasının kod alanına geçin. Sayfa yüklendiği anda listbox kontrolüne bir takım liste öğeleri eklemek istediğimizi düşünelim. Sayfa yüklendiği anda ekleme işlemi gerçekleşecekse page load eventi altında kodlarımızı yazabiliriz. Öncelikle verilerimizi eklemeden önce sayfa her çağrıldığında ekleme işlemini tekrar yapılmaması için ilk işimiz sayfanın postback ile gelip gelmediğini kontrol etmek olacak. If parantezler içerisinde is postback return noktalı virgül kodu ile sayfanın postback olup olmadığını kontrol ettik. Eğer sayfa postback olduysa return anahtar kelimesinden sonraki kodları çalıştırmayacaktır. Ancak sayfa postback olmadıysa return anahtar kelimesindeki kodları çalıştıracaktır. Dropdown list kontrolüne eklediğimiz gibi listbox kontrolü içerisine aynı şekilde verileri ekleyebiliyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir verilerini dropdown list içerisine eklediğimiz gibi listbox içerisine ekleyelim. Uygulamayı klavye üzerinden F5 tuşuna basarak çalıştırın ve eklediğiniz verilere göz atın. Visual Studio ekranındayken Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. listbox.aspx sayfasına geçin ve Design bölümündeyken listbox kontrolünü seçin. Properties penceresinden Width özelliğine 150 piksel değerini girelim. Ve listbox kontrolüne mouse'un sol tuşuyla iki kere tıklayalım. LST şehirler adlı listbox'ımızın Selected Index Change özelliğini tetikledik. Yani içerisindeki verilerin seçim anının değişmesi durumunda tetiklenecek olan durumdur. Örneğin listbox içerisindeki İzmir öğesini seçtiğimizde ekrana seçtiğiniz eleman İzmir, seçili elemanın değeri 3 yazdıralım. Aynı zamanda İstanbul öğesi seçildiğinde de ekrana seçtiğiniz eleman İstanbul, seçili elemanın değeri 1 yazdıralım. Listbox içerisinde seçim anında bir şeylerin olmasını istiyorsak, Listbox'ın Selected Index Change eventi bizim işimize yarayacaktır. Üçüncü dersimizde anlattığımız dropdown list kontrolündeki seçili elemanı yakaladıktan sonra ekrana yazdırmamızı olanak sağlayan response.write metodu ile ekrana yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. response.write
write, parantez aç kapat, string, nokta, format, parantez aç kapat, çift tırnaklar içerisinde, seçilen eleman, iki nokta üst üste, boşluk, süslü parantezler içerisinde, sıfır, küçüktür işareti, br, boşluk, slash, büyüktür işareti, seçili elemanın değeri, iki nokta üst üste, boşluk, süslü parantezler içerisinde, bir, çift tırnaktan hemen sonra, virgül, LST şehirler, nokta, selected item, nokta, text, virgül, LST şehirler, nokta, selected item, nokta, value, noktalı virgül, kodunu yazıyoruz. Küçüktür, br, boşluk, slash, büyüktür, bir HTML etiketidir. Bir alt satıra geçilmesini sağlar. Uygulamayı klavye üzerinden F5 tuşuna basarak çalıştırın ve yaptığımız değişiklikleri inceleyelim. Örneğin Ankara değerini seçelim. Gördüğünüz gibi ekranda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Bunun nedeni sayfa varsayılan olarak Listbox'ta seçim anının değişmesi sırasında postback işlemi gerçekleşmez. Yani sayfa sunucuya gidip istekleri alıp geri çağrılmaz. Ve bu nedenle yazdığımız kodlar düzgün çalışmaz. Ama Listbox kontrolünün postback özelliğini aktifleştirebiliriz. Visual Studio ekranındayken Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. Listbox kontrolü üzerinde postback işlemini aktif etmek istiyorsanız, listbox.aspx sayfasının Design bölümündeyken ilgili Listbox kontrolümüzü seçelim. Sağ tarafında sağ yönüne doğru bir ok simgesi göreceksiniz. Bu ok simgesine tıklayın ve açılan pencereden Enable Auto Postback seçeneğini aktif edin. Böylelikle postback işlemini aktif etmiş oldunuz. Uygulamayı klavye üzerinden F5 tuşuna basarak çalıştırın. Ve yaptığımız değişiklikleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz her elemanın text ve value özelliklerini ekrana yazdırmış olduk. Visual Studio ekranındayken Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. Solution Explorer penceresinden Standard Controller adlı projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add New Item seçeneğini seçerek projenize File Upload.aspx isminde yeni bir web form ekleyin. File Upload.aspx sayfasının tasarım alanındayken Div etiketlerinin içerisine Toolbox penceresinden bir adet File Upload ve bir adet buton kontrolünü ekleyin. Buton kontrolünün File Upload kontrolünün sağında durmasını istemiyorsanız ve bir alt satırda göstermek istiyorsanız File Upload kontrolünü eklediğiniz zaman ilgili kodun sonuna küçüktür br boşluk slash büyük işareti kodunu yazın. Böylelikle HTML etiketlerinden olan br etiketi bir alt satıra geçmenize olanak sağlar. Aşağı kısımda bulunan Design bölümüne tıklayarak ilgili sayfanızı tarayıcı üzerinde çalıştırdığınızda nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz. Mouse ile butonu seçin ve Properties penceresinden Text özelliğini dosyayı yükle olarak değiştirin. Ve butona mouse ile çift tıklayarak click yani tıklama anında gerçekleşecek olan event'i tetikleyin. File Upload
Serverınız yani sunucunuz üzerinde bir yere kullanıcı tarafından seçilmiş olan bir dosyayı yüklemek için kullanılan bir kontroldür. Örneğin kullanıcı bir resim dosyası seçecek ve dosyayı yükle butonuna bastığında sunucu üzerinde sizin belirlediğiniz bir klasöre kullanıcının seçmiş olduğu resim yüklenecektir. Böyle bir örnek yapalım. Öncelikle eklediğimiz file upload kontrolünde bir takım kontrol yapmamız gerekmektedir. Örneğin kullanıcı dosyayı seçti mi? Eğer dosya seçtiyse ne kadarlık bir boyutta dosya yüklemesine izin vermemiz gerekmektedir. Seçtiği dosya hangi formatta? Bu gibi şartları güvenlik amacıyla kontrol etmemiz faydalı olacaktır. Eklediğimiz file upload kontrolümüzün ID değeri varsayılan olarak file upload 1'dir. İsterseniz file upload.aspx sayfasına geçerek eklediğimiz file upload kontrolünü dizayn ekranındayken seçip properties penceresinden ID değerine istediğimiz değeri yazabiliriz. Bu örnek için ID değerini dosya yükle olarak değiştirelim. File upload.aspx.cs sekmesine tıklayarak kod alanına geçin. Mouse ile butona tıkladığımızda yani buton 1 alt re click event altında bir takım işlemler olmasını istediğimiz için kodlarımızı bu alanda yazacağız. Öncelikle ilk kontrol etmemiz gereken şart kullanıcının bir dosya seçip seçmediğidir. If parantezler içerisinde dosya yükle nokta has file kodunu yazıyoruz ve süslü parantezlerimizi açıyoruz. If yani eğer dosya yükle adlı file upload kontrolümüzün has file özelliği yani dosya seçili mi özelliğini kontrol ediyoruz. Eğer dosya seçili ise süslü parantezler içerisindeki kodlar çalışacaktır. Kullanıcının dosya seçip seçmediğini kontrol ettikten sonra dosya seçmiş ise yapılacak olan işleme devam edebiliriz. Süslü parantezler içerisinde bu sefer sunucuya gönderilecek olan dosyanın boyutunun 100.000 byte'tan küçük ve sadece JPEG formatında resim dosyalarını yükleyebileceğini belirleyelim. If parantez aç kapat dosya yükle nokta posted file nokta content length küçük işareti 100.000 V işareti dosya yükle nokta posted file nokta content type nokta contains parantez aç kapat çift tırnaklar içerisinde JPEG kodunu yazın ve süslü parantezleri açın. If yani eğer dosya yükle kontrolünün posted file yani gönderilen olan dosyanın content length özelliği yani byte olarak dosya boyutu 100.000 byte'tan küçük ise V işareti dosya yükle kontrolünün posted file yani gönderilen olan dosyanın content type yani içerik tipi olarak contains yani içeriyorsa parantezler içerisinde JPEG ise süslü parantezler içerisindeki kodlar çalışacaktır. Yani yüklenecek olan dosyanın 100.000 byte'tan küçük olması ve dosya tipi olarak JPEG uzantısında olması gerekmektedir. Artık tüm güvenlik duvarından geçtiğine göre ilgili resmi sunucu içerisine yükleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin Google adında JPEG uzantılı bir resim dosyamız var ve Google adındaki resim dosyasını sunucuya yükledik. Başka bir kullanıcı Google ismini taşıyan JPEG uzantısı olan ama başka bir resmi sunucuya göndermek istediğini düşünelim. Sunucuda zaten Google adında bir resim dosyası vardı. İkinci Google adındaki dosyanın yükleme anında bir hata oluşmaması için resmi sunucuya yüklerken resmin adının başına
benzersiz bir harf sayı karışımı metin ekleyip ardından bir tire işaretini koyup sonrasında resmin orijinal adını yazdırarak sunucuya gönderebiliriz. Örneğin ekranda gördüğünüz gibi bir isimle yükleyebiliriz. Benzersiz bir numara oluşturmayı sağlayan bir nesne mevcuttur. Bu nesne GUID nesnesidir. GUID benzersiz eşittir işareti GUID nokta new GUID parantez aç kapat noktalı virgül kodunu yazın. GUID veri tipinde benzersiz isminde bir değişken tanımladık ve içerisine GUID nesnesinden new GUID metodunu çalıştırarak benzersiz bir değer oluşturmasını sağladık ve bu oluşturduğumuz değeri benzersiz adlı değişkene gönderdik. String dosya yolu eşittir işareti server nokta mappet parantez aç kapat string nokta format parantez aç kapat çift tırnaklar içerisinde img slash süslü parantezler içerisinde 0 çift tırnaktan hemen sonra virgül benzersiz artı işareti çift tırnak tire işareti çift tırnaktan hemen sonra artı işareti dosya yükle nokta file name noktalı virgül kodunu yazın. String veri tipinde dosya yolu adlı bir değişken tanımladık. Server.mappet metodu bize parantezler içerisinde yazdığımız string değerinin fiziksel yolunu vermektedir. Parantezler içerisinde string bir yol belirleyeceğiz. Bunu string.format metodunu kullanarak yapıyoruz. String.format yazdıktan sonra parantezler içerisinde resimlerin yükleneceği alanı belirliyoruz. ASP.NET uygulamamızın varsayılan klasör içerisinde img adında bir klasör içerisine yükleyeceğimizi belirliyoruz. Slash işaretinden hemen sonra süslü parantezler içerisinde sıfır görünen yere resmimizin adı geleceğini söylüyoruz. Virgül işaretinden hemen sonra sıfır gördüğünüz yere benzersiz değişkenin içerisindeki değeri artı diyerek çift tırnaklar içerisinde tire içerisinde araya koyuyoruz ve tekrar artı diyerek string birleştirmesi yapıyoruz. Ve sonuna dosya yükle adı file upload nesnemizdeki yüklediğimiz dosyanın orijinal adını file name özelliği sayesinde yazdırıyoruz. Yani ekranda gördüğünüz gibi bir isim olacak. Ve bu çıkan resim adı ile birlikte fiziksel dosya yolunu dosya yolu adlı string değişkene gönderdik. Dosya yolu adlı string değişkenin içerisinde tahmini olarak ekranda gördüğünüz gibi bir değer barındırılacaktır. Dosya yükle nokta save as parantez aç kapat dosya yolu noktalı virgül kodunu yazın. Dosya yükle adlı file upload kontrolünün save as metodunu çalıştırdık. Save as metodu bizden string olarak yüklenecek olan resmin fiziksel yolunu istemektedir. Fiziksel yolu dosya yolu adlı değişkenle tuttuğumuzdan dolayı parametre olarak parantezler içerisinde dosya yolu değişkeninin değerini gönderiyoruz. Böylelikle file upload kontrolünde bulunan resmi dosya yolu değişkenin içerisindeki fiziksel yola save as metodu sayesinde yükleyecektir. Yükleme işlemi başarılı olduğuna göre son olarak ekrana başarıyla yüklendiğine dair bir yazı yazdırabiliriz. Response.write parantez aç kapat çift tırnaklar içerisinde yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Noktalı virgül. Kodunu yazın. Response.write metodu sayesinde ekranda göstermek istediğimiz yazıyı yazdırmış oluyoruz. Resimlerin yükleneceği img adında bir klasör oluşturalım. Solution Explorer penceresinden Standard Kontroller adlı projeye mouse ile sağ tuş tıklayın.
ve açılan pencereden Add New Folder seçeneğini seçin ve dosya adını img olarak değiştirin. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamayı çalıştırın. Dosya seç butonuna tıklayarak JPEG uzantılı bir adet resim dosyası seçin. Seçtiğiniz dosyanın orijinal adını ekranda görmektesiniz. Dosyayı yükle butonuna basın. Eğer 100.000 byte'dan daha az ve JPEG formatında ise resim başarıyla yüklenecektir. Yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Yazısı ekrana yazdırıldı ve resmi başarıyla sunucuya yükledik. Visual Studio ekranındayken Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. Solution Explorer penceresini açın. IMG klasörüne mouse ile sağ tuş tıklayıp Open Folder in File Explorer seçeneğini seçin. IMG klasörünün içeriği karşınıza gelmektedir. Burada yüklediğiniz resimleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi resmimiz başarıyla başında benzersiz bir isim yazıldıktan hemen sonra tire işareti yazdırıldı ve sonrasında resmin orijinal adı yazdırılmıştır. Bu eğitim bölümümüzde ASP.NET web uygulamaları geliştirirken kullandığımız standart kontrollerinden olan Listbox ve File Upload kontrollerinin kullanımını incelemiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.